Saat gece 1. Maç biteli 3 saat oldu. Stat'tan çıktık. Hafif bir şeyler atıştırdık. Gidiyoruz. Harika maçtı. Çok güzel maçtı. Beşiktaş'a kar yağacak herhalde bu arada. Kar küreme araçları gidiyordu bizde. Bir set olarak Icardi gönderdi diyorlar. Kafayı da beyaza boyamış. Yani futbol anlamında seninle hep böyle şey yapıyorduk ya, konuşuyorduk ya. İşte Galatasaray yarım sıfır yensin ya da 1-0 yensin, top çizgiyi geçsin. Evet. Hep seninle tartışıyorduk, ben memnun değilim. Sen 3 evet. puan alalım bilmem ne. Benim anlatmaya çalıştığım oyun stili bu akşamki oyun stili. Direktlerden dönen Okan Hoca sonunda Kaya'nın istediği oyun stilinde oynatmaya başladı takımı. Peki tatmin oldun mu? Bir ara çok iyiydi. Hele hele o direkten dönen anlarda falan tribünler böyle Premier League tepkisi vermeye başladılar. falan oldu böyle. Bir ara çok iyiydi. Bayağı sağlam oynadı. Ama şunu söyleyeyim, yani defans anlamında da adamlar çok ciddi bir şekilde baskılı geldi. Evet. İşte birinden el son çevirdi. İşte uzaktan yapılan ortalar vardı. Muslera'nın kritik kurtarışı vardı. Muslera'nın kurtarışı vardı. Yani birçok pozisyon çektiler. Şimdi kafayı çok toparlayamadım maç sonrası. Ama galibiyet olunca öyle oluyor. Bile. Tabii birçok pozisyonda defans da konsantrasyonu yerindeydi. Yoksa onları Galatasaray bir şekilde, mesela önceki senelerde olsa birinin ayağına çarpar, kafasına çarpar, içeri girerdi o pozisyon. Evet. Şimdi böyle bir tatlılığı oldu. Ya bir de ben korktum 2-1'ken, ya hiç yalan söylemeyeyim ben. Dedim yine birisinin dediğin gibi kafasına, bacağına, ayağına çarpıp bizim kaleye girebilir diye düşündüm. İlk yarı savunmamız çok kötüydü. Muslera zaten Nelson'la Abdülkerim'i birebir de uyardı. İkinci yarı bayağı bir düzeldiler, toparladılar. Yani dikkat edilmesi gerektiğini artık söyledi. Yani çok sert uyardı daha doğrusu. Ben tepeden bunu çok net gördüm. Top toplayıcı çocukla ilgili ne diyorsun? O çok güzel hareket. Topu vermeye gel kendine. Ben geçen hafta yeni açıktaki yayında söyledim. Kayseri deplasmanında aynı şekilde Kayserili top toplayıcılar da oyunu yavaşlatıyorlardı falan, bu tarz evet, şeyler vardı. Evet. Ben bunu yayında da söyledim geçen hafta. Bu böyle oluyor takım yendiği vakit. Bunu böyle abartacak, büyütecek bir durum yok. Futbolcu profesyonel de. Abi atmıyor yani. Attırma abi adamı. Tabii. Ya bir de kaç yaşında adamsın. Tam genç futbolcusun ama sonuçta senin o kardeşin yaşında bir top toplayıcı. 13-14 yaşında belki o çocuk. Senin o çocuğu elle itmen çok ayıp, terbiyesizlik bence. Hızlıdan soruyorum. Maçın adamı? Icardi. Tabii ki Icardi. İkinci ben Sasha'yı çok beğendim bu akşam. Sasha da iyiydi maçta. Şundan dolayı beğendim. Da iyiydi. Genel anlamda herkes hücumundan dolayı bekliyordu. İlk yarı takım olarak biraz düşüktük. Ama savunma olarak Enkudu'ya adım attırmadı ya. Bildiğin adım attırmadı yani. İkinci yarı hızını da aldı yani. Ben beğendim. Güzeldi. Sasha da güzeldi. Üçüncü aklıma gelmiyor. O kadar çok pozisyon var ki şu an kafamda şey yapamıyorum yani, anladın mı? Öyle ya da böyle profesyonelliğiyle ben Muslera'nın takım oyunda, ya yani o takımı tabii skorunu tuttuğunu düşünüyorum. Tabii, tabii, o takım oyunda tuttu. O önemli. Muslera da önemliydi. Ya belki kritik bir soru. Evet. Berkan değişikliğini yerinde buluyor musun? Yani zamansızdı. Çok zamansızdı. Hele Beşiktaş tam yüklenmeye başladığında, ama orada anladığım kadarıyla kırmızı kart görebilir muhabbetiyle şeyin, Sergio'nun kırmızı kart görebilir çünkü çok orada bir itişe kakışa dalmaya başladı. Başakşehir'de de kullanacak Sergio'yu. Benim anladığım oydu yani. Ondan dolayı değişikliğe gitti. Hızlı bir değişiklik oldu hatta. Pozisyonun bitmesini beklemedi. Çıkarken Torreira'da sarı kart gördü. Şey, böyle değişiklikler de sıkıntılıdır biliyorsun. Çünkü adamlar eşleşiyor ya kornerlerde. Aynen. Yine Emin tabii ala topuyla orada uzaklaştırdı ama ben şunu anladım. 2-1 önde biraz da skoru tutayım dercesine hoca yaptı ama bence o değişiklik, hani bu akşam Galatasaray beraberlik ya da Allah korusun mağlubiyet olsaydı çok kötü bir yorumlanabilirdi. Çünkü evet. 2-1 öndesin, bu tür değişiklik değil. Ben şeyi bekledim yani, orada Mertens alıyorsan Mata girmedi. 3-4 bulman için. Hani hocanın dediği gibi atsa Galatasaray belki 4-5'i bulacaktı bu akşam. Ya belki kalan sürenin kısa olması, daha diri, canlı biri lazım. Mata o canlı diriliği sergileyemiyor. Bir yarım kişi koşamıyor, eksik evet. oynuyorsun Mata varken. Ama yine de orada sarı kart muhabbeti önemliydi. Sergio'yu çok ciddi sıkıştırdı Beşiktaşlar orada. Evet orada. Yani orada Sergio da harbiden agresifleşiyor bazen. Bence ona göre bir tedbirdi. Güzeldi abi. Öyle ya da böyle bir derbi galibiyeti. Ben çok şey yani tatmin oldum bu maçtan. Gerçekten Fenerbahçe Galatasaray maçları böyle geçiyordu genelde. Geçen sene Mesut'un bize attı, 2-1 yenildik vesaire, ama
Hani Galatasaray'da oynadı, pozisyon buldu. Fenerbahçe'de buldu. Genelde işte geçen hafta 2-3 hafta önce Beşiktaş Fenerbahçe arasında oldu 0-0. İki takım da korkak oynadı orada. Galatasaray bugün biraz daha açık oynadı taraftarına ama ilk 15 dakikayı sorsan bana, hani tekrar oynarsın 15 dakikayı sor, bu maç değil 90, 180 dakika oynasan 0-0 biter derim. Çünkü ilk 15 dakika çok kötüydük. Evimizde olmamıza rağmen. Bir ekstra da seyircilere, özellikle 90. dakikadan sonra, normalde son dakikalarda 88'den sonra falan Galatasaray Trabzon maçında gol yedi, Fenerbahçe maçında gol yedi. İç sahadan, derbilerden çok korktu, bahsediyorum. Çok korktu. Yine yiyebilecek gibi bir tehlike vardı ama seyirciler çok ciddi bir ıslık, yuhalama, o baskıyı oluşturdular. Hem takım kendi takımları uyanık kaldı, hem de deplasmanlı takımına karşı bir baskı oluşturdular. Seyirci de özellikle son bölümlerde çok iyiydi. Aynen, zaten ikinci, yani ilk yarıyla ikinci yarıya baktığın zaman hem taraftar anlamında hem oyun anlamında, hani ikinci yarı bambaşka bir şey oldu. O 45 dakikada Galatasaray sildi süpürdü sağdan. İkinci yarı Mertens de iyiydi. Mertens'i beğendim ben ikinci yarı. Mertens. Hatta ya topu ileri sürüklemesi falan filan, oyuna kanada getirdiği canlılıkla Kerem de oyuna girdikten sonra bir solda kısa süreli bir etkinlik sağladı orada. Şöyle, Kerem girdikten sonra Kerem'in bir topu direkten döndü zaten. Evet, evet. İkincisi, Kerem'e Raşit'e pas vermediği için Kerem orada bayağı bir isyan etti. Hatırlıyorsan evet, kenardan evet, aldı evet, gitti. Evet. Kerem'e verse Kerem bomboş. Gol evet, vuruşu yapacak belki. Raşit'e aynı şekilde geldi. Oliveira vermedi Kerem'e kenardan. Evet. Hani biz şunu da söyleyelim buradan. Hani Kerem'e böyle bencil deriz, topla oynuyor deriz yani, topu ayağından evet, bırakma. Bu akşam Kerem'e yapıldı onlar. Oyuna sonradan girmesi doğru, beraber. Güzel güzel tespitler, doğru. Aynı şekilde bende de fotoğraf olarak karşılığı var. Kerem de böyle bir bozuldu o Raşitsa'da falan bozuldu, özellikle. Bozuldu, yani evet. Raşitsa'da niye bırakmadım, daha müsaitim dedim. Ama o değişiklik de iyiydi. Ya maçın başında gelseydi nasıl olurdu? Belki bu kadar etki etmezdi. Evet. Hani biz Barış Alper'i şu an düşünüyoruz da, Beşiktaş derbisinde Barış Alper'le başlamak hatadır Kerem Verkan. Hani mantığında ben de öyle düşünüyorum evet, başında. Kazanan daima haklıdır bu arada. Aynen. Ama işte Barış Alper'le o ilk 45 dakikayı, ne bileyim 50 dakikayı ne sallandı götürdükten sonra ikinci yarıda Kerem'i bir anda oyuna sürmesi bence iyi bir şeydi. Yani bu şekilde lig maçlarında rotasyon yapabilir hoca yani. Ve şöyle de oluyor. Hani çok ben de okuyorum, sosyal medyada görüyorum. İşte Kerem, Yunus, onları sıkıştıracak, tetikleyecek bir oyuncu yok deniliyor da takımda. Ha, tabii ki bunların şeyi Barış Alper olamaz ama tam muadili değil Kerem. Evet, evet, değil ama sonuçta yine de ensende birisi var mesajı vermek güzel bir şey. Forma rekabeti yani. Bu arada ekstra bir detay, fiziksel anlamda Beşiktaş çok ciddi, ilk maçın ilk 15-20 dakikasında fiziksel anlamda ezdi Galatasaray'ı. Evet. İkili mücadelelerde olsun, hava toplarında olsun. Ama sonra Galatasaray gerçekten takım halinde iyi bir oyunla derbiden galip gelmesini bildi. Şunu söyleyeyim, Weghorst adamdaki fizik yani, top evet, almak gerçekten çok zor. Abdülkerim yanında çok şey kaldı. Zayıf yani, ve kısa kaldı. Öyle Torreira aldı ondan birkaç defa, onu da dikkat evet, ettim. Yani şu adamın boyu zaten belli. Giriyor aralardan işte. Yani ondan top çıkardı ama dediğin gibi Abdülkerim falan çok kaçırdı. Evet. Hani Weghorst çok kaçırdı. İki net pozisyonu var zaten. %100 gol pozisyonundan yararlanamadı. Belki gününde olsa, adam atsa beraber biterdi evet, bugün. Evet. Kısa bir maç değerlendirmesi alalım dedik. Böyle bir bu sefer canlı yayın açmadık. Arabada giderken belki günün yoğunluğuyla beraber bu evet, derbiyi de böyle bir videoyla kapatalım dedik. Hatıra kalsın. Hatıra kalsın. Güzel bir derbi galibiyeti. Beşiktaş galibiyetlerinin hepsi güzeldir. Tabii canım, derbilerin hepsi Beşiktaş, Fenerbahçe fark etmez. Sıra Başakşehir'de. Bakalım Başakşehir maçı nasıl olacak? Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Arkadaşlar, İyi geceler diliyoruz. İyi geceler, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.